Merhaba sevgili dostum. Kadınlar ve erkekler bir arada yaşamasına rağmen aslında bu kadar yakınlığa rağmen birbirini anlama konusunda bazen cidden yetersizlikler yaşayabiliyorlar. Daha önce erkekler ne ister isimli bir video çekmiştim. Sıra kadınların ne istediği mevzusuna geldi. Bu videoda kadınların erkeklerden istediği şeylerden bahsedeceğim sana. Bu arada erkekler ne ister'i izlemediysen aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Kadınların en temelde istediği şey dinlenilmek. Ne demek dinlenilmek? Bir dert, bir sıkıntı, bir problem anlattığı zaman karşısındaki insanın ona öneri vermeden, onu yönlendirmeye çalışmadan sadece ama sadece dikkatini ona vererek bütün varlığıyla bir şekilde ona odaklanarak onu dinlemesi. Şimdi erkeklerin dünyasında bir derdi anlatıyor olmak, zaten dert anlatma konusunda biz erkekler birazcık çekimseriz, dert anlatmayı güçsüzlük olarak görüyoruz. Eğer ki çok anlatıyorsak bize bir yol göster, bana bir yol göster anlamında olabiliyor. Ama bu kadınların dünyasında tam olarak böyle değil. Kadınlar anlatarak rahatlıyorlar. Anlatarak kendilerini tedavi ediyorlar diyebiliriz. Ama işte karşı tarafa bir erkeğe bunu anlattığı zaman gün içinde yaşadıklarını, sorunlarını vesaire erkek kafası birazcık kendisini baz alarak şöyle düşünüyor. Karşı taraf bana dert anlatıyorsa ona bir öneri vermeliyim. Şöyle yapmalı, şunu yapmalı ve hatta erkekler şöyle düşünebiliyor. Neden bu kadar dertlenmesine rağmen hala o insanla görüşüyor? Hala o işten ayrılmıyor? İşte bizim erkekler olarak anlamadığımız kısım tam olarak bu. Yani kadının istediği şey ben anlatayım, karşı taraf dinlesin. Bazen aynı problemi ardarda Birkaç gün geçmesine rağmen tekrar tekrar anlatayım ki rahatlayayım. O olayın üstümdeki yükünü atayım. O yüzden erkeklerin bu konuda birazcık daha odaklanarak ve öneri vermeden sadece yanındayım, destekçinim mesajı vererek dinlemesi kadınların en çok istediği şeylerden birisi. Kadınların en çok istediği şeylerden birisi de hayattaki mücadele noktasında kendilerine cesaret verilmesi, takdir edilmesi, bir şekilde hevesinin artırılması. Bu iş hayatındaki bir girişim de olabilir, bu araba sürme konusundaki cesaretsizliğin atılması bile olabilir. Karşısındaki, yanındaki erkekten bu konuda yapabileceği noktasında bir destek bekler. Ama bu şu demek değil, bütün yükü kendi üzerine alsın. Evet bir yandan destekçi olarak erkeği bekler ama şunu da ister. Yardım alabileceği zaman orada güçlü bir erkek figürünün olmasını da ister. Yani hem bir şekilde karşı taraf onu hayatta başarabileceği şeyler konusunda motive etmeli hem de yardım ihtiyacı olduğu zaman ona yardım etmeli. Yani ortada bir yerde durmak gerekiyor. Her zaman olduğu gibi burada da denge gerekiyor. Bu şu açıdan önemli. Bizim gibi toplumlarda kadınlar her zaman yapamayacakları noktada yetiştirilmişlerdir. Herkes için geçerli olmasa da. Ne oluyor böyle olunca? Bir erkek eğer ki yapabilirsin, başarabilirsin noktasına destekçiyse o kadın hayatta çok daha güzel şeyler ortaya koyuyor. Ama herkes gibi bir şekilde sorumluluğu fazla alınca o da yorulabiliyor. Kadınlar da yoruluyor ve sonrasında yardım isteyeceği zamanda güçlü bir erkek figürü kendisini güvende hissetmesine olanak sağlıyor kadınların. Kadınlar için sözcükler, kelimeler çok önemlidir. İyi olsun, kötü olsun. Onlar unutulmaz ve bir şekilde karşı tarafın kadının ruhunda iz bırakır. Şimdi erkekler dünyasında mevzu birazcık daha farklı. Daha az kelime var, daha az ayrıntı var. Ama kadınlar dediğim gibi ortaya güzel bir şey koyuyorsa erkekten buna yönelik geri bildirim almak istiyor. Bu geri bildirimler ne kadar iyi olursa aslında pohpohlanma gibi değil. Güzel bir şey olduğu zaman güzel bir geri bildirim almak kadının çok hoşuna gidiyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. Diyelim ki kadının yaptığı yemekler efsane lezzetli. Erkek bir sefer diyor ki canım aşkım sen çok güzel yemek yapıyorsun. Erkeğin kafasında o övgü o görev tamamlanmış oluyor. Sonrasında bir daha aynı mevzuyu tekrar tekrar takdir etme arzusu aklına bile gelmiyor. Niye? Çünkü zamanında söylemiş ve kadın diyor ki ya sen hiç beni takdir etmiyorsun hiç bana güzel şeyler söylemiyorsun. Erkek aklına şöyle bir şey geliyor ya bir buçuk yıl önce ben ona yemeğini güzel yaptığını söylemiştim. Ama diyor ben sana söyledim zaten kadın onu unutmuş. Böyle bir durumda güzel yapılan her şeyi her seferinde olmasa bile en azından büyük bir çoğunluğunda güzel bir şekilde geri bildirim vermek, takdir etmek çok önemli oluyor. Kadınlar için bazı şeylerin sembolik anlamı çok fazladır. Bu belirli günler olabilir, doğum günü gibi, evlilik yıl dönümü gibi. Bazı etkinlikler olabilir, düğün gibi ya da herhangi bir aile ya da bir ziyaret esnasında takınılacak tavır gibi ya da bazı kıyafetler olabilir. Kına gecesinde ne giyeceği ya da gelinlik seçimi gibi erkeklerin çok da anlamadığı mevzulardır bunlar. Evet günümüzde doğum günleri vesaire böyle özel günler birazcık daha fazla dikkate alınıyor ama hala erkekler kadınlar kadar önemsemiyor bu mevzuları ve bazı kıyafetler birçok erkek kadının gelinliği neden bu kadar önemsediğini anlamıyor bile işte ama anlamıyor oluşun ya da senin öyle bakıyor oluşun kadınların bunu anlamsız ya da saçma bir davranış olduğu anlamına gelmiyor bazen o yüzden bir orta yolu bulmak adına kadınların bu verdiği sembollere verdiği değeri anlamak en azından belli ölçüde Buna göre uygun hareket etmek kadınların istediği şeylerden birisi. Birçok kadına sorsak nasıl bir erkek istiyorsun diye muhtemelen içinden şöyle bir şey geçebilir. İşte benim sözümden çıkmasın, benim sözümü dinlemesin, ben ne dersem onu yapsın gibi. Sözde böyle bir şey deseler bile iş gerçek hayata gelince bu tip erkekler kadınlara itici gelen erkeklerin başına geliyor. Hele ki bir tip erkek var ki fark etmez erkeği. Sen ne dersen de bir kadın olarak şuraya mı gidelim? Fark etmez sen nasıl istersen. Şunu mu yapalım? Sen nasıl istersen. Böyle olunca fark etmez erkeği müthiş bir hızla eşinin sevgilisinin gözünde değer kaybediyor. Kadınlar bir şekilde karşısında karakteri olan, duruşu olan bir erkek istiyorlar. Evet her şey karışmasın ama bazı konularda da kendi istekleri konusunda da ortaya fikrini koysun, tartışsın ve bir şekilde eşit bir ilişki olsun. Ama erkek eğer ki kadının dikkatini, ilgisini kazanmak için kendi kişiliğinden taviz vermeye başlıyorsa ve ortada her şeye uyumlu görünen fark etmez erkeğine dönüşüyorsa kadının gözünde gitgide sıfır noktasına yaklaşacaktır. Bütün insanlar için önemli olan ama kadınlar için birazcık daha önemli olan bir mevzu var. Kadınlar olduğu gibi kabullenilmek istiyor. Ama özellikle ülkemizde kadınla ilişkiye başlama süreci erkekler için bir av haline gelebiliyor. Ne demek istiyorum? O avı elde edene kadar olduğundan çok farklı görünen bir erkek figürü ortaya çıkıyor. Bir şekilde çok daha fazla anlayışlı, çok daha fazla geniş, her şeye razı, her şeyi kabul eden bir erkek figürü. Ama ne zaman ki kadın yani onun gözünde böyle düşünen erkeğin gözündeki av elde edildiği zaman erkek birden nasıl olsa ben onu artık yakaladım diye birden elindeki kadını tamamen değiştirme yoluna gidiyor. İlk başta kadın belki de erkeğin bu biçimlendirici çabasını sahiplenme olarak yorumlayıp birazcık bu durumdan kısa bir süre için mutlu oluyor ama sonrasında çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Erkeğin burada başta kendisini de tanıması lazım. Neye razı, neye razı değil? Bir insanı olduğundan çok farklı hale dönüştürme çabası genellikle hiçbir işe yaramıyor. İki tane mutsuz insanı ortaya çıkartıyor. O yüzden erkekler başta sonda ayrı davranınca bu hem kadının hem de erkeğin ciddi anlamda dengesini bozuyor. Maalesef ülkemizde erkekler kendilerine daha az bakıyorlar, daha az özen gösteriyorlar. Özellikle evlendikten sonra erkeğin kafasında şöyle bir durum Zaten beni beğenen beğenmiş, artık kimseye kendimi beğendirmek durumunda değilim düşüncesiyle kendine bakmayan erkek hızla kilo alabiliyor. Bir şekilde kişisel hijyenine bile dikkat etmeyebiliyor. Ter kokuyor. Ya yani vücut temizliğini bile yapmayabiliyor ve ben karşılaştığım eskiden çift terapisi yaparken birçok kadın Erkeğin kişisel hijyene dikkat etmediği noktasına çok şikayetçi. Dişini fırçalamıyor, vücut temizliğini yapmıyor ve bu haliyle cinsellik bile ciddi bir sorun haline geliyor. Erkek zannediyor ki kadın her şeye razı. Ama bir şekilde kendisine bakmayan erkeğe Kadın uzaklaşıyor. İlk başta cinsel açıdan, fiziksel açıdan uzaklaşıyor. Sonra bir şekilde yine kadının gözünden düşmeye başlıyor erkek. Burada şu çok önemli. Erkek kendisine bakmalı. Bir şekilde evlendikten sonra da bakmalı. Niye? Bu aslında kişinin kendisine saygısını gösterir. Kişinin kendisine önem verdiğini gösterir. Birinin beğenip beğenmemesi önemli değil. Nereden beklediği bir diğer şey de erkeğin kendisine saygı duyması. Erkek kendisine saygı duyuyorsa hayatındaki kadın da ona saygı duymaya başlıyor. Ama bazen kendisine acıyan, hayattan şikayet eden, bir şekilde hayatın mücadele noktasında hep korkarak kaçan erkekler bir süre sonra hem kadınların hem de etrafındaki diğer insanların da saygısını kaybediyor. Bu her zaman geçerlidir. İnsan en temelde kendisini sevecek. İnsan en temelde kendisine saygı duyacak ki etrafındaki insanlar da ona saygı duysun. Bir diğer şey de hayatla mücadele konusu. Erkek olsun kadın olsun hayat Durmak üzerine inşa edilmemiş, kurgulanmamış, hayatla mücadele edeceksin. Başına gelen sorunlar noktasında çözüm yöntemleri geliştireceksin. Ama sen bir şekilde hayattan kaçıyorsan, çok korkak davranıp evin içine Hayatının konforlu alanına saklanıyorsan bir süre sonra kadının gözündeki saygınlığını kaybediyorsun. Yani sen kendine saygı duymadığın için kadın da sana saygı duymamaya başlıyor. O yüzden kadınlar hayatla mücadele eden, dik duran, kararları olan, ne istediğini bilen erkekler istiyor. Bu videoyu izleyen kadınlardan bir ricam var. Siz ne istiyorsunuz erkeklerden? Hangi davranışlar çok hoşunuza gidiyor? Hangi davranışlar sizi onlardan uzaklaştırıyor? Bu yorumlar bu videoya ciddi anlamda katkı sağlayacak birçok insan bu yorumlardan faydalanacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma Kendine çok iyi davran görüşmek üzere.